Outlook'ta mail gönderme sınırları vardır. Öncelikle siz yeni bir mail oluşturduğunuz zaman gördüğünüz gibi işte kime, bilgi vesaire bu tür tanımlamalar yapıyorsunuz. Burada göndereceğiniz mail sayısı maksimum gönderebileceğiniz kişi sayısı 500'ü aşamaz. Kime, bilgi ve gizliye mesela istediğiniz kadar isim yazıyorsunuz. İşte A firmasına gönderiyorsunuz, X şahsına gönderiyorsunuz, araya noktalı virgül koyuyorsunuz. Burada maksimum toplam hepsinin toplamı 500 tane e-maili geçemez. Aksi takdirde mail göndermez. Evet. Onun dışında da birçok limit vardır. Outlook'ta göndereceğiniz bir mailin boyutu 25 megabaytı geçemez. Nasıl oluyor? Mesela siz ekler koyuyorsunuz. İşte belki resim, video ve benzeri gönderiyorsunuz. Ekler ve içerideki resimler dahil tamamının bir e-postanın boyutu 25 megabaytı geçerse bunu Outlook göndermez. Zaten daha önce de bahsetmişimdir. Birçok e-postanın limiti 10 megabayt oluyor. Yahoo'ya veya işte Gmail'e vesaire gönderirseniz 25 megabayta kadar limit var. Bir e-posta 25 megabayt olabilir. Attachment'lar dahil. Fakat bazıları da 10 megabayt olabilir. Şimdi Outlook'un 25 megabayt limiti var diye karşı tarafın da limitine dikkat etmeniz lazım. Server limiti oluyor. Mesela işte abc.com adında bir eğer e-mail adresi varsa bunun da limiti 10 megabayt ise o zaman 10 megabaytın üstündeki e-postalar size geri döner. İşte karşı taraf bunu almadı şeklinde bir cevap gelir size. Peki e-mail göndermek istediğinizde dakikada en fazla 30 tane farklı e-mail gönderir. Biz toplu mail göndermeye kalkıştığımız zaman bir önceki videoda bahsettim. Mesela toplu mail göndermeye kalkıştığınızda siz tabii bir dakikada 30 tane e-mail yazma şansınız yok. Ne yaparsınız? Herkese aynı mail göndereceksiniz. Kime satırına istediğiniz kadar isim yazarsa işte 500 sınırı var. Fakat farklı farklı mailler göndereceksiniz. Bir dakikada en fazla 30 tane mail gönderebilirsiniz. Az önceki anlattığım, bir önceki videoda anlattığım programı kullanarak göndermeye kalkışırsanız Outlook onları sıraya dizer ve dakikada 30 tane mail gönderir. Yani 2 saniyede bir mail gönderir. Mail gönderme sınırı bu şekildedir. Şuna da dikkat edin. Konu başlığına, şuradaki konu kısmına maksimum 255 karakter kullanabilirsiniz. Çünkü boşluk da bir karakterdir. Harfler de sayılar da bir karakterdir. Maksimum uzunluk boşluklar dahil 255 karakter yazabilirsiniz. Eğer ekleme menüsüne gelip dosya ekleyecekseniz burada en fazla 100 küsür tam hatırlayamadım ama 125 olması lazım. Evet, 125 farklı dosya attachment yapabilirsiniz. Yani dosya ekleden 125 farklı dosya ekleyebilirsiniz. Fakat şunu da unutmayın, yine toplam boyut 25 megabaytı geçmemesi gerekiyor. Peki şuna da dikkat etmeniz lazım özellikle. Siz mail gönderirken bir anda binlerce maili göndermeye kalkışırsanız sizin e-mail adresiniz spam mail olarak algılanabilir karşı tarafta. O zaman siz normal günlük bir mail gönderdiğinizde bile sorun çıkabilir. Karşı taraf mesela Hotmail'e bir anda 1000 tane mail gönderirseniz Hotmail sizin spam olduğunuzu düşünür ve sizi bloke eder. Yani hiçbir Hotmail'e bu mailden e-mail gönderemez olursunuz. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir e-maili sildiğiniz anda veya istenmeyen kutusuna taşıdığınız zaman spam olarak işaretlerseniz o kutunun içerisinde maksimum 30 gün bekler. 30. günün sonunda Outlook onu otomatik olarak siler ve artık geri dönüşü olmayacak şekilde o e-mail silinmiş olur arkadaşlar. Evet. Outlook'la ilgili limitler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.